Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz enerji kaynakları. Evet, enerji kaynaklarımız ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi yenilenebilir enerji, diğeri yenilenemez enerji. Yenilenebilir enerjimiz adı üstünde yenilenebilecek, yani her gün kendiliğinden oluşabilen enerjiye yenilenebilir enerji diyoruz. Mesela rüzgar. Rüzgar enerjisinden aklımıza gelecek şey rüzgar gülleri. Güneş. Güneş enerjisinden, güneş panellerinden biz elektrik enerjisi elde ediyoruz. Jeotermal enerji. Jeotermal demek yer altında birikmiş sıcak su kaynaklarımız. Biyokütle enerjisi. Yenilenebilir organik madde içeren atıklardır. Dalga enerjisi. Dalgalar enerji taşır. Dalganın enerjisini depolayan enerji türümüz. Hidroelektrik enerji. Hidroelektrik santrallerinde su gücü kullanılarak ürettiği enerjidir. Üretilen enerjidir. Yani potansiyel enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yenilenemez enerjimiz. Yenilenemez enerjiyi iki kısımda inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi fosil yakıtlar, diğeri nükleer enerji. Fosil yakıtlarımız kömür, petrol, doğalgaz. Bunlar bizim fosil yakıtlarımızdır. Nükleer enerji ise uranyum ve toryumdan elde ettiğimiz, işlediğimiz madenlerimizden elde ettiğimiz enerjiye de nükleer enerji diyoruz. Nükleer yenilenemez enerji kaynakları çevreye zararlıdır. Evet, şimdi bunları ayrıntılarıyla görelim. Yenilenemez enerji kaynaklarımız. Yenilenemez enerji kaynakları kullandıkça rezerve tükenen enerji kaynaklarıdır. İkiye ayrılır demiştik. Nükleer enerji ve fosil yakıtlar. Nükleer enerji, nükleer enerjide kullandığımız madenlerimiz uranyum ve toryumdu. Madene bağlı tek enerji kaynağımız nükleer enerjidir. Geldik diğerine, fosil yakıtlarımız. Fosil yakıtlarımız kimlerdi? Odun, kömür, petrol, doğalgaz. Kömür ve lignit bitki kökenli. Petrol ve doğalgaz hayvani yağ kökenlidir. İklim koşullarından etkilenmezler. Yani iklim koşullarından etkilenmeme sebebi, çünkü bunları biz çok uzun yıllar, yani meydana gelmeleri ve yenilenmeleri çok uzun zaman aldığı için iklim koşullarından etkilenmiyorlar. Evet, çevre kirliliği meydana getirirler. Yani nedir? Biz bunları kullandığımızda mesela kömür. Kömür çok sık kullanılırsa o bölgede hava kirliliğine sebep olur. Şimdi gelelim yenilenemez enerji kaynaklarının faydaları ve zararları. Evet, faydaları. Isı üretimi, elektrik üretimi sağlar. Ve petrolden mesela boya üretimi ve plastik üretimini gerçekleştiriyoruz. Zararları ise çevre kirliliği yaparlar. Bu çevre kirliliği hava kirliliği yapar, su kirliliği yapar ve toprak kirliliği yaparlar. Küresel ısınmaya sebep olurlar. Küresel ısınmayı hatırlayalım. Bizim dünyada kullandığımız işte bir takım zararlı maddeler ne yapıyor? Gökyüzünde işte bir zar gökyüzünü kaplıyor. Bir sera etkisi gibi, sera gibi kaplıyor. Bu da ne yapıyor? Seradan içeri giren ışınlar dünyamızı ısıtıyor ama dışarı çıkarken yansıma yaptığında çıkamıyor. Bu da dünyanın olması gerektiğinden fazla ısınmasına sebep oluyor. Küresel ısınmada yani kötü sonuçları vardır. Asit yağmurlarına sebep olurlar dedik. Evet, en fazla karbondioksit salınımı yapan kömür, en az karbondioksit salınımı yapan doğalgazdır. O yüzden biz kömür, hani doğalgaz kullanımı kömüre göre daha iyi denilebilir. Şimdi gelelim yenilenebilir enerji kaynaklarımıza. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız neymiş bir bakalım. Kullandıkça kaynağı tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Evet, bunlar
Bunlardan birincisi hidroelektrik enerji. Hidroelektrik enerji deyince aklımıza kim gelecekti? Barajlarımız. Barajlarda suyun potansiyel enerjisi kullanılarak elektrik üretilmesi esası alınarak işlemler yapılmaktadır. Evet. Ülkemiz hidroelektrik enerjiyi kullanma bakımından avantajlara sahip. Bu avantaj da ülkemizin arazi yapısının engebeli oluşu. Rüzgar enerjisi. Evet, rüzgar enerjisinde rüzgar türbinleri rüzgardaki kinetik enerjiyi öncelikle mekanik, daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Evet, güneş enerjisi. Güneş enerjisi de güneş panelleri sayesinde ne yapıyor? Elektriği üretebiliyoruz güneş sayesinde. Dalga ve gelgit enerjisi de kütle çekim kuvveti sonucu harekete geçen büyük su kütlelerinin enerjisidir. Hidrojen enerjisi. Doğada tek başına bulunmazlar. Hidrojen ile birleşmiş maddelerin kullanılması ile elde edilirler. İşte hidrojen elementinden elde edilen bir enerjidir. Biyokütle enerjisi. Organik maddelerden elde edilir. Bitki, hayvan atıkları gibi. Yani yenilenebilir organik madde içeren atıklardır. Biyokütlenin yakılması sonucu elde edilen enerjidir. İşte kim var biyokütleden çeşitli yöntemlerle, mesela biyodizel, biyogaz, etanol, işte metan, organik gübre ve benzerinden elde edilmektedir. Evet, jeotermal enerji. Kelime olarak yer ısısı anlamına gelmektedir. Yani yeraltı sıcak sularından elde edilen enerjidir. İşte Türkiye son zamanlarda jeotermal enerjiye bayağı bir kullanıma yaygın hale gelmiştir. Özellikle iç bölgelerde, evlerin ısıtma sisteminde ve bazı işte seraların ısıtılmasında jeotermal enerji kullanılmaya başlanmıştır. Evet, yenilenebilir enerji kaynaklarının yararları ve zararları. Evet, yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları. Isı üretimi, elektrik üretimi yaparız biz bunlar sayesinde. Ve çevreyi kirletmezler. Temiz enerji kaynaklarıdır bunlar. Gelelim zararlarına. Görüntü kirliliğine sebep olabilirler. Maliyeti yüksek. Çünkü bir barajın yapımının maliyetini düşünelim. Ya da güneş panelleri çok maliyetlidir. Ve göçmen kuşlara zarar verir. Ha, göçmen kuşlara zarar verir. Nasıl zarar verirler? Eğer göçmen kuşların işte göç yaparken güzergahı üzerine kurulmuşsa, kim kurulmuşsa mesela rüzgar gülleri. Rüzgar gülleri göçmen kuşlar uçarken rüzgar gülüne takılıp onların ölmelerine sebep olabilir. Evet, enerji kaynaklarımızın tükenmemesi önemli. Enerji kaynakları önemli bir konu. Bu yüzden de biz bir an önce yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeliyiz. Yoksa dünyada var olan yenilenemez enerji kaynaklarımız tükenmesi söz konusu. O yüzden hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjilere geçmeliyiz. Evet, enerji tasarrufu yapmak önemlidir. Eğer enerji tasarrufu yapmazsak işte enerji anlamında sıkıntı çekebiliriz ileriki yaşamlarımızda. İşte enerji tasarrufu yapmak için ne yapabiliriz? Pencerelerimiz çift cam olabilir. İşte musluklarımızı tam kapatmalıyız. Gereksiz yere mesela ışık açmamalıyız. İşte elektrikli aletlerimizin kullanmadığımızda fişini çekmeliyiz. Ve geri dönüşüm. Geri dönüşüm de bizim için önemlidir. Çünkü geri dönüşümü yapmazsak biz enerjilerimizi tüketmiş oluyoruz. Evet, gelelim şimdi geri dönüşüm, geri dönüştürülebilen maddeler nelerdir? Evet, cam, plastik, kağıt, metal, bunlar geri dönüştürülebilen maddelerdir. Geri dönüştürülebilen maddeleri geri dönüşüm kutusuna atmak ekonomiye katkı sağlar. Yani sizden ricam, geri dönüşebilir bütün maddeleri geri dönüşüm kutularına atıp bunları tekrar kullanmamızı sağlamanız. Hoşça kalın.